Van'ın Erdiş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 kişilik grup farkındalık için bir araya geldi. Grup geçmişi 3000 yıla dayanan Zernaki Tepesi'ne yürüdü. Aynen, gözle geliyor musun? Erciş Belediyesi'nin destekleriyle Erciş Gezginler Dernek üyesi 50 kişi, geçmişi 3000 yıla dayanan Doğu Anadolu'da tek modern ızgara planlı antik kent olan Zernaki Tepe'ye yürüyüş gerçekleştirdi. Bugün Erciş Belediye'mizin desteğiyle birlikte Zernaki Tepe'ye bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yaklaşık 50 arkadaşımızla birlikte hemen yamaçtan Zernaki Tepe'ye doğru tırmandık. Geçen yıl burada kazı çalışması başlamıştı. Bu yıl inşallah devamını bekliyoruz. Haziran ayının sonunda başlayacak. Erciş için çok önemli turizm potansiyeline sahip Zernaki Tepe 3000 yıllık geçmişi barındırıyor. Hatta daha öncesine kadar uzanabilir. Tarihi kente dikkat çekme amaçlı yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Zernaki Tepe'ye gelen grup, burada Erciş Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı. Topluluk alanı inceleyen kaymakam ve belediye başkan vekili Nuri Mehmet Beyoğlu'na Zernaki Tepe'de yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Erciş Belediyesi olarak şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda tarihi milattan öncesine dayanan Zernaki Tepesi'ndeyiz. Doğa yürüyüşünün meraklı vatandaşlarımızla birlikte ilçemizin en önemli turizm destinasyon merkezi olan Zernaki Tepe'deki yürüyüşümüzü düzenledik. Zernaki Tepe hem şehrimiz için, hem Van'ımız için, hem de bölgemiz için çok önemli bir merkez haline geldi. Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı olarak bu alanın turizme kazandırılabilmesi için geçen yıl bir ilke imza atarak 2021 yılında kazı çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.